Sebe'ye söz verecektim ama siz hemen bu sıcağı Tabii sıcağına bir değerlendirme yapmak istiyorsanız. Tabii sıcağı sıcağını söyleyeceğim şimdi ama girişi şöyle yapacağım. Çünkü hemen bir eleştiri yaptığımda darbeci gibi bir nitelendirmeden rahatsız oluyorum. Hemen söylüyorum, darbe kötüdür. Darbe kötüdür. Darbe Suçtur. işlenebilecek en ağır suçtur. Bugün ne çekiyorsak sivil toplumun olmayışından çekiyoruz, örgütleneme işimizden çekiyoruz. Bunun da sebebi darbelerdir. 28 Şubat dahil midir buna? Hepsi dahildir efendim. 27 Mayıs dahil midir? İstisnasız bütün darbeler dahildir buna. Fakat darbeye teşebbüs edenin dolayısıyla kalkışanın doğru tespit edilmesi lazımdır. Suçunun ispatı lazımdır ve cezalandırılması lazımdır. Geldiğimiz noktada aksini düşünen varsa beri gelsin. Ergenekon soruşturmaları ve davaları içinden çıkılamaz hale getirilmiştir. İçinden çıkılamaz hale getiren de ben değilim. Turgut Bey de değil herhalde. Kimdir peki? Şimdi kimdir? Karar mıdır? Savcı öz müdür? Efendim bu kim yürütüyorsa bu soruşturmaları odur. Olmayacak davaları birbiriyle birleştiren, yan yana gelmeyecek isimleri neden yan yana geldikleri konusunda sağlam gerekçeler ortaya koymadan yan yana getirip aynı torbaya koyup hakimin önüne, mahkemenin önüne buyurun çözün diye koyan çok 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 fazla sanıklı davalarla çok büyük bir soruşturmayı bitirmeye veya bitirmemeye çalışan kimse. Şimdi bu durumda ortada içinden çıkılmaz bir süreç var. Şimdi bakalım sürecin şöyle kısacık bir kesit alalım. Bu süreç içerisinde Türk toplumu telefonlarının dinlendiği konusunda paranoyaya kapıldı. Haklı bir paranoyaya kapıldı üstelik. Bu süreçte basın otosansür uygulamaya başladı. Bu süreçte basın mensupları ne zaman tutuklanırız diye korkulara düştüler. İşte son geldiğimiz noktada basılmamış bir kitap örgütsel doküman olarak toplatıldı. Üstüne üstelik düşünce suçu haline getirilip bilgisayarlardan silindi ve kimler eğer bu dokümanı ellerinde kopyasını tutuyorlarsa örgütün üyesi olmakla suçlanacaklardır diye kamuoyuna tehditler savruldu. Şimdi dolayısıyla Türkiye bazı konularda düşünce üretmemesi gereken bir ülkeye, Türk toplumu böyle bir topluma dönüştürülmek istendi ve Türk toplumunda eleştiren muhalif olanın canı yanıyor, eli yanıyor diye bir algılama hakim oldu. Peki bu savcı öz hiç mi iyi bir şey yapmadı? Şimdi efendim bakın. Yani hep bu. Bakın ben kişiyi konuşmuyorum. Ben bu sistemi konuşuyorum ve sonunda da söyleyeceğim bunu. Halbuki bakın. Polisi kaba kuvvet kullanan kişiden ayıran nedir? Elindeki zor kullanma gücünü kanuna uygun titizlikle kullanmasıdır. Biraz önce onu söylüyordum. Kaba kuvvet kullanan birisi birini dövdüğü zaman bu adi suç oluyor. Kurumlar, sivil toplum örgütleri çıkıp bunu yerden yere vurmuyor. Soruşturması yapılıyor, yargılanıyor falan. Ama ne zaman ki polis elindeki gücü haksız yere kötüye kullanıyor, aşırıya kullanıyor, o zaman diyoruz ki sen kabadayı değilsin, sen polissin. Her davranışını hukuka uygun yapmak Bu zorundasın. konuyla ne ilgisi var? Bundan ilgisi şu: eğer bir devlet gücü, devlet erki kullanıyorsanız bu gücünüzü yıka döke kullanamazsınız. Bu gücünüzü titizlikle, sapı samanı birbirinden ayırarak, doğruyu yanlışı birbirinden ayırarak, suçluyu suçsuzu birbirinden ayırarak, kırmadan dökmeden kullanmak zorundasınız. Peki. Özür dilerim, hukuk devleti kırarak dökerek kurulmaz. Şimdi son söyleyeceğimi de söyleyeyim, ondan sonra geçersiniz. Devam edeceğiz zaten Hayır hayır tartışmaya. Yani şey söyleyeyim, yani görevden alındı mı alınmadı mı diye soruyorsunuz bu kişiler. Benim gördüğüm kadarıyla Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar bugün tamamı terfi ettirildi. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönetimi bu savcılara verildi. Yani başsavcı vekili, özel görevli başsavcı vekili, Ergenekon soruşturmasından da sorumlu İstanbul Başsavcısı oldu. Sayın Öz İstanbul Başsavcı Vekili oldu. Çok büyük bir terfidir. Diğer savcı, Fikret Bey sanıyorum,
özel görevli ağır cezalardan sorumlu, yani Ergenekon'dan da sorumlu başsavcı vekili oldu. Fikret tam, Seçen. Tamamı terfi ettirildi ve Ergenekon soruşturmasını kim yürütüyorsa bugün bütün İstanbul'daki soruşturmaları yürütür. Peki, oldu. Peki bir dakika, o zaman Şahin Ergenekon... Mengü de çok mutlu olmuştu oysa. Efendim? Şahin Mengü CHP'den açıklama yaptı. Canım, geç kalmış bir karardır diye. Efendim, Ergenekon'a kimi, şey yaptı. Bakın, Mete Bey. Yani o ayrı, o ayrı. Yok, ben, yani o da aynı görüşteydi. Ben size terfi ettiğini söylüyorum. Mete Bey de bugün işte, terfi ettiğini zaten Mete söyledi. Mete Bey'e de soracağım onu da. Şimdi siz şunu mu diyorsunuz yani?